İyi akşamlar ve iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray bir yandan Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Sarı Kırmızılı yönetim başta Başkan Ünal Aysal olmak üzere transfer çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Aslında dün Başkan Ünal Aysal'ın İtalya'ya gittiğine dair bir bilgi bizim elimize ulaşmıştı ki bugün İtalyan takımlarıyla yapmış olduğu Başkan Ünal Aysal'ın görüşmelerinin detayları da yavaş yavaş ortaya çıktı. Dün Inter Başkanı Massimo Moratti ile bir araya geldi Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve bu buluşmanın ana teması da tabii ki Wesley Sneijder'in transferiydi ve bu buluşmada da Galatasaray'ın oldukça olumlu ve somut sıcak adımlar attığını da söylemek mümkün gibi gözüküyor. Sarı Kırmızılı kulüple İtalyan devi arasında Sneijder'in Sarı Kırmızılıları transferi konusundaki bonservis bedeli hakkında 8 milyon euroluk bir bedel için iki kulübün anlaşma noktasına vardığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Galatasaray'ında Wesley Sneijder ve menajeriyle de bu futbolcunun Galatasaray'dan kazanacağı yıllık bedel üzerinden de anlaşma noktasına gelindiğini söylemek mümkün. Ancak Hollandalı futbolcu bu önemli kararını bir kez de ailesiyle konuşmak istediğini ve Cuma gününe kadar da Sarı Kırmızılı kulüpten bir zaman talebinde bulunduğunu söyleyebiliriz ki Cuma günü eğer ki Wesley Sneijder ailesiyle birlikte bu kararda olumlu geri dönüş yaparsa Galatasaray'a bu futbolcunun Cuma günü içerisinde Türkiye'ye gelmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki Galatasaray'da Sneijder'in yanı sıra diğer isimler de gündemdeki sıcaklığını koruyor aslında. Hem Carlinhos konusunda teknik direktör Fatih Terim'in oldukça ısrarcı olduğunu biliyoruz. Bir yandan her iki kanatta forma giyen Nacer Çadli ismi gündemde, Twente'de forma giyen ki bugün öğlen saatlerinde Galatasaray TV'ye çıkan Başkan Ünal Aysal da bu iki ismin üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirmişti. Ama günün flash gelişmesi az önce de belirttiğimiz gibi Wesley Sneijder konusunda Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın bu futbolcunun Galatasaray'a transferi hakkında oldukça somut ve olumlu adımlar attığı yönünde. Bunun bir kez daha altını çizelim. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın tabii ki ikinci yarı hazırlıkları Antalya'da da tüm hızıyla devam ediyor. Belki şu an yüzümden de anlaşılıyordur. Antalya'da hava oldukça soğuk. Şu dakikalarda 4 derece, saat 10'da eksi 1 olarak gözüküyor. Antalya'da hava sıcaklığı ama Sarı Kırmızılar bu olumsuz hava sıcaklığına karşın çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikalarda Sarı Kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştiriyor. Sabah 10.30'da bir antrenman daha gerçekleştirmişti. Sarı Kırmızılar ayın 13'üne kadar çalışmalarını Antalya'da Belek'te devam edecek. 13'ünde Sarı Kırmızılı takım buradaki ikinci ve son hazırlık maçını oynayacak ama şu an için rakip konusunda kulüpten bize yapılmış resmi bir açıklama yok ama öğlen saatlerinde oynanacak bu karşılaşma sonrasında Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüş yapacak diyelim ve artık sözü Antalya'dan toparlayalım. Galatasaray'da günün en azından şu dakikaya kadarki flash gelişmesi Wesley Sneijder için Inter'le gelinen anlaşma noktası gibi gözüküyor. Ercan Tener.